Şöyle şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu kadar bizim bayağı bir yaprak bulduk yani şöyle. Altı baskılı. Şöyle şöyle yapraklarımız var. Şimdi annemin usulüyle nasıl yapıyormuş annem sizlere bir göstersin şöyle. Şöyle az şeymiş. Bir de bir de püf nokta olarak arkadaşlar annem şey diyor, kızım diyor, hani baskı yapacağın zaman diyor şey olmayacak diyor. Kesinlikle diyor yapraklar ıslak olmayacakmış. Kavanozumuzun içi de ıslak olmayacak. Kuru olacak kavanozumuzun içinde. Hiç nem falan olmayacak. Bunlar da çürütebiliyormuş çünkü yapraklar kurudan baskıladığı için. Tabii. Beşer onlar yeter onlar. Şöyle yakından göstereyim anacığım size. Şöyle şöyle cimeriz. Şey yoktur, bastırırız şimdi şey yaptım. Bunu bir şey getiren bana da bastır. Benim bastırayım, benim elim giriyor. Annem yeli girmez. Eskiden kavanozlara bir şey alın, bastır kızım içine de. Aynen. Benim el giriyor. Annemin el biraz kemikli taraklı. Şöyle şöyle diyor da demet demet geliyor. Rüzgar götürüyor ya. Şöyle demet demet. Dörder beşer. Şu şekilde. Kurudan koyalım. En son kavanozunu da kaynatacak mıyız? Kavanozu kaynatmayız, kapaklarını kaynatırız. Kapaklarını. Şimdi bunu bu şekilde arkadaşlar şey şişelere de katardı annem eskiden. Şu tarafta da halları yıkadık dün de. Hallarımız var öbür tarafta da görünebilir arkada. Annem şimdi şey yapardı eskiden hani çok kavanozum olmadığında şişelere, su şişelerine falan katardı. Su şişelerine de şöyle yapar. Değil mi? İkişer tane, üçer tane mi diyordum onu? Şöyle aldı kapağından gireceği kadar. Şöyle onu da göstereyim size. O zor olur ama. O biraz zor oluyor. Elinizde kavanozunuz yoksa öyle yapabilirsiniz onu. Şu şekilde. Kola şişelerin diğerlerine. Şu şekilde katarsın. Kapağından girecek şekilde katılır. O da bozulmaz hiç. O da bozulmaz aynen. Kurudan yaptığınız sürece de hiç bozulmaz o da. Ama şeyde gölgede muhafaza edeceksiniz. Güneş falan görmeyecek kesinlikle. Çünkü plastik şişe olduğu için şişede olan kesinlikle görmeyecek güneş. Şöyle bastıra bastıra. Şöyle bastır. Yapraklarınız falan nemli olmasın. Eğer denerseniz bu yöntemi mutlaka deneyin. Ben bazen mesela bu üzümleri çok azıcık rengi dönene kadar şey de yaparım. Difrize koyacağım zaman, buzluğuna koyacağım zaman sadece sıcak suyun içine bandırır çıkarırım. Sadece rengi dönsün diye. Ondan sonra da difrize koyarım mesela. O da iyi olur. Duzlu su yapaması diyor. Duzlu su. Duzlu su ayrı. Salamura ayrı. Yani tabii yaprak baskılama yöntemini farklı farklı yöntemleri var ama salamurayı hiç yapmadım anne. Salamurayı yapmadım diyor anne. Salamurayı da ben çok yaptım. Ben yaptım hatta pazarda Zeynep teyzem vardı öyle birkaç defa ona falan vermiştim. Gerisini soruyor mu var mı yok mu diye ben de bilmiyorum. Ben de çok yaptım. Şöyle bakın kattıkça bastırıyoruz. Bayağı da alıyor. Alır alır ama. Evet çok alır. Thank you.
Sizler nasıl yaparsınız? Sizin yapma usulünüz nasıl? Hani insan bazen alıştığı yöntemle daha çok yapar ya. Sizler nasıl yaparsınız arkadaşlar? Hava da bugün çok güzel. Ne sıcak ne soğuk böyle. Tam bahar havası. Şimdi bunu da kattık mı? Bu bayağı oldu. Şöyle iyice bastıra bastıra. Şöyle 2-3 tane daha alacak. Solar da azalır. Soldu mu da şuraya inerim. Birazcık daha. Şunu da koyduk mu? Evet, bayağı da aldı hakikaten. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Diğer kavanozumuzu da dolduralım. En sonunda kapaklarımızı kaynatacağız, kapatacağız ağzını. Sağlıyor baksana. Şunlara bile bak. Ben de böyle küçücekleri, böyle orta boy olanları doldurmasını pek severim. Annem öğrenci uzun bir yatağım. Annem de büyükleri için. Hem böyle bol işli sever annem sarmayı. Bol işli olmalı şöyle. Babam da bol işli sever. O yüzden içini bol koyar. Büyük büyüdü biraz. Ya canım dolabayla koyuyordum. Hayır. Bir sarma ettiğinde biz pişirmende koyuyordum. Sonra sıkışıldığında çıkar o ye. Sarıp koyuyor annem. Başladı mıydı? Orada hazır oluyor. Hazır yemeğe. Canı istedi miydi? Babamın kendini pişirirlerdi. Soğanları dikeceğim yanıma getirdim. Tazecik şey, ne o bir poşet aldım geldim şeyden. Annemin hobi bahçesinin artık eski şeyler ne o olmadı fışkırmış. Hem böyle dolmaya molmaya katmaya. Yağmur çok olduğundan bu sene anam olmadı. Şuralar dışarıda gördüm sanki. Bunu yıkamadınız falan diyenler olursa dediğim gibi arkadaşlar kuru. Kuru kurudan yapıyoruz. Bir karınca gördüm ama çıktı herhalde. Çıkardım mı yıkarsın. Evet. Sonra azıcık mulimleştirirsin. Çıkardıktan aynı sonra. Aynı haşlarsın. Çıkardıktan sonra yıkanacak. Ondan sonra kaynatılacak. Biz öyle yaparız. Salamura da etsem olur da ben öyle çıkmadım. Salamura mı? Niye? Yaptık aslında biz seninle. Bir sefer ettik herhalde. Değil mi? Yaptık diye hatırlıyorum ben burada. Beşer altışer böyle tabii değil mi? Beşer kiloluklara yaptık o zaman. Böyle demet demet azar azar. Aklım ermiyor valla. Ben evvelki gibi değilim. Çok olur diyemiş. Ne yaptık biz seninle? Kaç sene önce ben hatırlıyorum bak. Siz hatırlarsınız çocukluk işte. Ben hatırlamıyorum galiba. Ya çocuklukla giren çıkmıyor zaten. Hani ileriki yaşlarda kafada çok dolu olduğu için her şey unutuluyor da. Ama çocuklukta giren çıkmıyor. Çocuklukta giren iyilik de çıkmaz, kötülük de çıkmaz. O yüzden hiç, hani çocuklara böyle kötü bir şey demek istemem. Mesela bazen kızmak bile istemiyorum bazen çocuklara ama yeri geliyor kızıyoruz kendi çocuklarımıza. Dediklerimizi yapmadıkları zaman kızıyoruz çokça. Yapmazlarsa o zaman kızıyoruz. Birazcık alacak herhalde. Ondan sonra
şu aşağıdaki şeyi gitmedik ya, orada varsa ya kavanoza katalım ya da sarmasını yapalım yarın yarına. Kavanoza atarız, atarız da sonra alalım, açalım. Daha bozul olmaz bir gün. Bir gün edelim artık şeyi, korunu. Dur, bir de bir yandım abone. Bugün markette. Hiçbir şey değil mi? Sorun da iyi sorun ama bir yöne alışveriş olur. Fazla oldu. Sen de kadar attık mı hiç böyle? Ta esirmeden ama ne? Ama girmiyor. Son şey var. Kapat, aç kapat. Küçük kavanozun bir kadar açmışım. Yeter galiba, yağ oldu. Yeter hanım, o da yeter. O küçük şeyin birini al gel. Bunlara... Şimdi şöyle kalanı da yarım kavanoz kattık. Bunun da ağzını kapatacağım, yine vakumlayacağım. Annem sonra bir şey olmaz kızım, açarız vakumunu, tekrar üzerine doldur kapatırız dedi. Bir tanesi yarım oldu. Şimdi arkadaşlar, bunları kapatma yöntemini de ben size anlatayım. Biz bunu kendimiz yapalım artık, burada bitireyim videomu. Kavanoz kapaklarını kaynar suyun içine atıyorsunuz. Sıcağına hemen kapatıyorsunuz. İçini kuruluyorsunuz. Aynen bak, onu kaçırdım. Hemen sıcağın içini bir bezle kurulayıp hemen sıcağınla vakumlayıp kapatıyorsunuz. Ve 2 sene 3 sene hiçbir şey olmuyor bu şekilde kavanozunuz. Geçenki bundan bir hafta 10 gün önceki videolarıma bakarsanız 2 senelikmiş annemin açtığımız yapraklar. Yaprak sarması yapmıştık. Sizlere de göstermiştim arkadaşlar. Oradan da takip edebilirsiniz, bakabilirsiniz. Bugün inşallah sizlerin de şöyle beğendiğiniz bir video olmuştur arkadaşlar. Bugün yaprak annemin yaprak baskılama yöntemini göstermek istedim sizlere. İnşallah dediğim gibi bir dahaki videolarda görüşürüz. Allah nasip ederse inşallah. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.